Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yüksük çorbası. Genelde menülerimin içerisinde paylaştım ama ayrıyetten de kanalımda olmasını istiyorum. Aradığınızda rahatlıkla bulmanız için bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tencerenin içine aldım. Ocağın altını yakıyorum. Yağ eridikten sonra bir yemek kaşığı dolusu domates salçası. Eğer varsa birazını biber salçası kullanabilirsiniz. Hafif salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salça bir süre kavrulduktan sonra bir yemek kaşığını çok doldurmadan nane ilave ediyorum. Kettle'da kaynattığım kaynar su ilave ediyorum. Kettle'da su koyduğum için şimdi kaynamaya başlayacaktır. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki varsa evinizde et suyu ya da tavuk suyuyla çok daha güzel oluyor. Şu anda benim evde kalmadığı için ilave etmedim. Ben normal su kattım. Ama diğerleri de çok yakışıyor. Şimdi kaynaması için bekleyeceğim. Kaynamaya başladı artık. Bir su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum. Şöyle 1,5 su bardağı da minik mantılardan atacağım. Hatta şöyle küçüklüğünü sizlere elime alıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi minicik minicik. Bunlar genelde böyle yufkacı tarzı yerlerde satılıyor. Yufka, kadayıf gibi şeyler satılan yerlerde bulabilirsiniz. Eğer yoksa büyük normal mantı ile bile yapabilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum. Biraz karabiber. Biraz da pul biber. Özellikle buna karabiber ve pul biber çok yakışıyor. Şöyle bir karıştırayım. Böyle mantılar şişecek. Zaten anlarsınız. Bir 15 dakikada kısık ateşte pişiyor. Ara ara böyle kontrol edin. Mantılar dibine tutabilir. Altını kısa alıyorum. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Ara ara kontrol ederek 15 dakika boyunca pişiriyorum. Çorba 15 dakikadır kaynıyordu. Gördüğünüz gibi kaynamaktan artık suyu da azaldı. 15-20 dakika kısık ateşte kaynaması yeterli. Gördüğünüz gibi mantılar şişmiş. Böyle biraz sulu gibi gözüküyor olabilir. Ama şimdi altını kapatacağız. O dinlenme süre içerisinde kendini toparlayacak. Sakın içerisine hiçbir şey ilave etmeyin. Altını kapatıyorum. Kapağını da kapatayım. Ve 15-20 dakika bu şekilde dinlensin. Ondan sonra servise geçeceğim. Servis tabağını alabilirim artık. Kıvamı gayet güzel oldu gördüğünüz gibi bekledikçe. Bu birazcık koyu bir çorba oluyor. Öyle çok fazlasıyla sulu olmuyor. Kıvamını da göstereyim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.